Merhaba, ben Serhat Oypan. Bugün kendi podcast serimin kendi kendine olan ilk bölümündeyim. Ve tahminimden çok daha zorlanıyorum. Çünkü hep kendi kendime konuşmayı çok severim. Çok konuşuyordum ama bu sefer konsept birazcık daha farklı. Dolayısıyla da anlatmak istediklerimi sesli bir şekilde anlatacağım. Kimi zaman muhtemelen keseceğim. Muhtemelen devam edeceğim. Ama kararlıyım, devam edeceğim. Ee, neden bu podcast serisini yapıyorum? Birazcık ondan bahsedeyim. Ne zamandır içimde biriktirdiklerimi paylaşmak istiyordum. İşte uzun zamandır e, aslında biraz dünya toz bulutundan almak lazım belki de. 1982 Tekirdağ doğumluyum. Neredeyse 18 yaşıma kadar Tekirdağ'da yaşadım ve bence çok güzel bir çocukluk geçirdim. Çok keyifliydi. E, o zamanlar tabii ki Tabii ki bilgisayar vardı, tabii ki teknoloji vardı hayatımızda ama nispeten şu anki günümüzle karşılaştırdığımızda çok daha keyifli yaşadığımı düşünüyorum. En azından birçok şeyi çok daha rahat bir şekilde yaşama imkanı bulmuştum. Farklı şeyler deneyimlemiştim. E zamanında tabii ilerleyen günlerde konuştuklarımla konuşurken tabii ki oyunculardan, işte oyuncu ekipmanlarından, onların sektöründen konuşacağız ama ben çok uzun zamandır mesela oyun oynamıyorum. 2004'te bırakmıştım üniversitede sanırım. O da Max Payne oynamıştım. Kardeşim hala benimle bu konuda dalga geçer. Ama işin ilginci benim ilk bilgisayarım Amiga 500 92 senesinde olmuştu. Babam almıştı bize Mayıs ayında. O zamandan beri aslında kardeşimle baktığımızda dünya kadar oyun oynadık. O zamana kadar çok ciddi oyun oynadık. Hatta üniversite sınavına gelene kadar hani o zamanlar ÖSS, ÖYS vardı. ÖYS kalkmıştı benim sınava Bence üniversiteye girebilmemin nedenlerinden birisi bile bu olabilir. Çok ciddi oynuyordum o zamanlar ama sonrasında bir ara farklı şeylere heves yaptım. Bir ara gitar çalmaya başladım. Bu bir ara dediğim 25 yılı buluyor ve hayatımın çok büyük bir kısmını aslında müzik kaplıyor ve dolayısıyla bu podcast serisine müzikle ilgili olan birçok bölüme de hayatımla ilgili birçok bölüme de değineceğim. 98 yılıydı sanırım müziğe başladığımda. O zamanlar Klasik gitar almıştık. Neyle başlayacağım? Klasik gitarla al başla sorusu tabii ki çok popülerdi. Tekirdağ'da ona rağmen bir sürü aslında e, müzik konusunda bilgili çok fazla abim vardı. Onlarla da bu konuyu konuştuk, ettik. Bir sürü şeyler de yaşadık, bir sürü konserler de yaptık. Belki bunları bir gün farklı bir anı çerçevesinde anlatırım. E, belki de bu ilk podcast'in ilk bölümü birazcık neler anlatacağımı, neleri kapsadığını içeren böyle bir farklı bir doku olabilir üzerine bunları devam ettirebiliriz. Bu birazcık her şeyden biraz biraz bir bölümü olabilir. Ben kimim? E, beni tanımayanlar için ben neler yaptım hayatım gerisinde. E, bundan sonra neler yapmayı planlıyorum ve neleri aslında aktaracağım, bunu anlatacağım. Biraz karma karışık olabilir. Özellikle e, cümlelerin bazen yoda gibi devrik olabiliyor. Devrik cümle kurmayı ve yazmayı aslında çok seviyorum. Bu da ilginç bir şey. Gitardan bahsediyordum. Uzun süre gitar çaldım. 2011'de e, Taksim'de çalmaya başladık Si ile beraber. O zaman Güven de vardı. Sonrasında Sinan da dahil oldu gruba. Herhalde 3-4 yıl öncesinde bir e, EP çıkarttık. Single'ımızı çıkarttık ilk. O zamana kadar, pandemi öncesine kadar düzenli müzik de yapıyorduk. Bir sürü şey de yapıyorduk. Bunların hepsine değineceğim aslında. Kullandığım gitara, beni bu tarafta etkileyen... Müzisyenlere, gitarın ya da müziğin beni getirdiği yerlere. Müzik mesela çok uzun bir süre üniversite hayatımda çok pis metalciydim. Bilek metalciydim o zamana kadar, süreye kadar. Ama İngiltere'ye gittim. İngiltere'de gittiğimde çok farklı müziklerle tanışma fırsatım oldu. Dolayısıyla da aslında İngiltere'nin bana en çok kattığı şeylerden birisi müzik konusundaki dünya müziklerini tanımak oldu. İkincisi de belki bisikletteki özgürlük oldu. Ha İstanbul'da bunu yapamıyoruz ayrı mesele ama e, müzik konusundaki bilgim, öğrendiklerimi hala devam ettirebiliyorum en azından. Müzik tabii başlı başına çok ayrı bir konu. Onu ayrı bir bölümde belki ayrı bir başlık altında değerlendirmem daha doğru olur. Ne zaman? 2008'in sonunda İngiltere'ye gittim. Bir yıl orada kaldım. Aslında hayatımı İngiltere bayağı bir mihenk taşı diyebiliriz. Köşe taşlarından birisi. Çünkü oradaki çok ciddi kırılmalar var. İngilizce öğrenmek için gittim. Döndükten sonra aslında teknoloji sektörüne girdim. 2009'un sonlarıydı. 2009'un sonlarından itibaren de işte bugün 2022 ocağın son günleri. Çok ciddi derecede yani hayatımı belki de tamamen bu İngilizce üzerinden kazanıyorum. Bu bak kazandığım bakış açısı üzerinden kazanıyorum. Tabii ki üzerinde çok fazla etkisi oldu. Ama onun haricinde de tabii yaptığım bir sürü şey vardı. Ne gibi? Mesela çok fazla kitap okuyorum. Kitap okumaya belki lisede başlamıştım. Çok ilginç bir hikayesi var onun. İşte... Tekirdağ'dan çok yakın arkadaşım Aytek ve babası Mithat amca o zamanlar onlar MV'ydiler. MV Tekirdağ'daydılar. Ee, bize de işte babamlar katılmışlardı. Kitaplarını almıştık. O kişisel gelişim kitaplarıyla tanışmam aslında neredeyse o zamanlara gidiyor. 96, 97'ler sanırım. O zamanlarda bir kitap okuma kültürü oluştu. O zamandan beri de ciddi kitap okuyorum. İşte evimde güzel bir kütüphanem var. Kitapların paylaşmaktan nefret ederim. Asla paylaşmayı sevmem. Birisi kitabımı alırsa geri getirmesi gerekir. Öteki türlü uyuz olurum onlara. E, dolayısıyla e, baktığımda kitap okumayı çok seviyorum. Bununla ilgili çok fazla bloglar takip ediyorum. Şu an ücretli ya da ücretsiz olarak takip ettiğim çok fazla blog var. Bunları biriktiriyorum. Bir gün belki bunlarla ilgili farklı bir çalışma yapabilirim. Kim bilir belki bir gün bu konu kitaba bile evrilebilir. Bilmiyorum ama şu an e, okumayı çok seviyorum. Tabii ki hayatıma yön veren, değiştiren unsurlardan birisi de bu kitap. Tekrar birazcık geri sarılacağım. Belki çok parantez açıyorum konuşurken. Belki yakalamakta zorlanacaksınız ama böylesi daha iyi. Birazcık kafa karıştırmak güzel olacaktır. Teknoloji sektörüne girdikten sonra işte pazarlama ile orada tanıştım. Pazarlama iletişimiyle orada tanıştım. İşte yavaş yavaş PR nedir, pazarlama iletişim nedir orada başladım. Çok sevdiğim bir abim var Cenk abi. Hala görüşüyoruz. Çocukluk arkadaşım. 87'den beri. Ee, bana çok desteği olan, çok yol gösteren bir abim. Onlar beni yanına almıştı. Onlarla beraber çalışmaya başladık. Ufak ufak işlerle derken onlarla tabii birçok yere girdim çıktım. Sonrasında Asus'tan bana bir teklif gelmişti. Ee, Sevil belki sen dinliyorsan kulakların çınlasın. Sevil bana işte iş teklifi yapmıştı o zaman. İşte cuma günüydü galiba. İşte pazartesi görüşmeye gittim. Sonra gel direkt başla dedi. Bir anda çat diye Asus'un komponent tarafına girmiştim. Tabii ki yani o zamanlar küçüğüm ve doğru düzgün bütçe yönetmem için birçok şeyi bilmiyorum. Teknoloji tarafında çok zayıfım aslında. Ama acayip bir kırbaç oldu. O Sevil'in bana söylediği en önemli cümlelerden birisi şuydu. Asus çok önemli bir mutfaktır. Çok geniş bir mutfaktır. Dokunabileceğin herkese dokunmaya çalış dedi. Dolayısıyla da öyle oldu. İki yıl Asus'ta komponent tarafında pazarlama yöneticiliği yaptım. Ama yani şimdiki nesille karşılaştırdığımda ki bir parantez daha açayım. Bununla ilgili de ayrıca çok fazla konum olacak. Bu konuları da çok fazla tartışacağız, irdeleyeceğiz. Dolayısıyla parantezi kapatıyorum. Geri döndüğümde o zaman işte Türkiye'deki yaygın kanala o zamanlar işte mağaza dekorasyonu için e, o brandingler için anakart ekran kartlarının boş kutuları gönderilirdi. İşte o vitrinlere konulması ve o taraftaki işte ürünlerin gözükmesi için o çok popülerdi. E, mağazacılık o zaman çok popülerdi. Küçük bile olsa çok popülerdi. Onları çok yapıyordum. Tek başıma onların hepsini yönetiyordum. Bir sürü medya vardı. İşte basının arkadaşlarım bu podcast konusunda ta o zamana dayanan ilişkilerim var. Birçoğunu zaten burada konuk edeceğim. İlerleyen zamanlardan onları da göreceksiniz. Dolayısıyla basın tarafında çok fazla kişiyle tanışıp hepsiyle beraber iş yapma fırsatı buldum. Türkiye'deki yaygın kanalı tanıma fırsatı edindim. Ondan sonra büyük retail zincirlerle çalışmaya o tarafta işte mağaza dekorasyonu içerisinde neler yapılabileceğini öğrendim. Onun haricinde etkinliklere katıldım. Yani Asus beni ciddi derecede eğitti ama kötü tarafı kötü demeyeyim belki de negatif tarafı şuydu. Köşeleri çok belirgin. Yani kendini ifade edemiyorsun ama ben biraz anarşist ruhlu bir adamım. Yani biraz başımın dikine gitmeyi çok seviyorum. Dolayısıyla da böyle olunca da benim o kutuların içerisine koymak biraz zor oluyor beni. Yani koyamıyorum, kabul edemiyorum. Orada da kabul edemediğim bir sürü şey oldu. O dönemde de siz bunu dinlediğinizde muhtemelen iki gün sonrasında yayını alacağım. Hasan abim, Hasan Koç ile görüşmeye başladık. Hasan abi çok kararsızdır. Gerçi podcast'te onu konuşmadık ama ben burada kısa bir an olarak anlatayım. İşte Asus'tan Sıkılmaya başladığım dönemlerde e, Hasan abiyle neredeyse görüşmeler yaptık. Asus'a girdiğimden kısa bir dönem sonra Hasan abiyle bir şekilde yollarımız kesişti. Konuştuk. Hasan abinin beni işe alması 2 yıl sürdü neredeyse. Tam iki yıl değil ama neredeyse iki yıl. Hasan abinin gel gitleri, benim kararsızlıklarım, onun kararsızlıkları derken en sonunda e, Hasan abiyle beraber çalışmaya karar verdim Bir Bsonic tabi o zaman çok daha naif, çok daha küçük bir firmaydı. Daha doğrusu ekilmemiş bir tarla gibiydi. Bu daha doğru bir kelime. Yapılacak çok şey vardı. Ben de Asus'ta yani yaptığın etkinin kişisel tarafını ölçemiyorsun. Yani zaten Asus çok büyük bir marka. Dolayısıyla da bu noktada Kattığım değeri ölçeklendiremiyorsun. Ama Viewsonic'te kattığım değeri çok net bir şekilde ölçeklendirebilecektim. Ve ekilmemiş bir tarlaydı. Bu beni çok ciddi derecede motive etti. Ben bilmiyorum. Zor bir karardı. Belki de kolaydı. Hatırlamıyorum şimdi. Ama Visonic e, geçtim. Viewsonic o zaman 3 kişiydik. Hasan abi, Önder abi. Ben çok uzun süre böyle gitti. Ta ki Burak abi gelene kadar. Orada çok şey öğrendim. Aslında hayatımın son 8 yılı Viewsonic'te geçti. Evet Asus da zordu. Aslında çok fazla şey öğrenmiştim ama beni ben yapan kriterlerin yaşandığı dönem bu son 8 yıldır. Bu tarafta çok zorlandım, çok farklı şeyler edindim, çok farklı şeyler deneyimleme fırsatım oldu. Çoğu zaman bütçe konusunda zorlanıyorduk, birçok şeyi in çözmemiz gerekiyordu ve aslında geldiğimde ki 2020'nin sonunda... E, ee, ile yollarımı ayırdım. Kurumsal hayatı bir kenara bıraktım. Kendi iletişim şirketimi kurdum. Siz bunu dinlerken benim iletişim şirketim Increaworks üzerinden muhtemelen dinliyorsunuz. Bu 12 yılı geçen deneyim bana kendi şirketimi kurma konusunda ciddi derecede ilham verdi. Çok şey öğretti aslında baktığında. Dolayısıyla Vsonic'te her şeyi öğrenme fırsatım oldu. İşte ne bileyim sosyal medya o zamanlar yeni yeni hayatımıza giriyordu. Bu kadar çok içerisinde değildi sosyal medyayı öğrenmek gerekti. Ondan sonra işte forumlarda bir ara çok yer aldım. Kendi adımla değil, Visonic olarak çok yer aldım. Birçok kullanıcıyla konuşma fırsatımız oldu. Ee, çok mikro yönettik zamanında birçok şey. İşte servis satış sonrasındaki çok yerlere bulaştım. O tarafta çok fazla kullanıcıyla konuşup o tarafta işte o kullanıcı memnuniyeti kısmına çok değiştim. Ve o taraftaki süreçleri iyileştirmek için çok uğraştım. Ve iyi sonuçlar elde ettiğimi düşünüyorum. Güzel şeyler oldu ama bunların hiçbir aslında kişisel bir çalışmanın sonucu değil. Hep yani Visionic'te öğrendiğim en önemli şeylerden birisi bir ekip olmaktı. Ekip çalışmasıydı. Çünkü yani şirket birden fazla ayaktan oluşuyor. Belki masa gibi düşündüğünüzde satış bir ayak, pazarlama bir ayak, ürün yönetim bir ayak, satış sonrası bir ayak hepsinin dengeli olması gerekiyordu. Visionic konusu bende çok uzun bir yani 8 yıldan bahsediyorum. Çok uzun bir süre anlatacağım tonlarca hikaye olabilir. Olacaktır. Bunları belki parça parça dönem dönem anlatabilirim. Hepsini buraya sığdırmamak daha doğru olabilir aslında. Bu bir girizgah podcast aslında baktığımızda. Ama bana çok şey kattı. Yeri geldi web sitesine blog yazmam gerekti. Mailing yapmam gerekti. Bir ara HTML ile alakalı çalışmam. Onları öğrenmem gerekti. Yine siz bunu dinlediğinizde Sonrasında Hasan abiyle de bu konuyu konuşurken orada da atıfta bulunmuştum. Matrix alakalı aynı o kung fu kısmı. Bir gün oturdum bilgisayarın başına. Sinan'a dedim ki benim Photoshop öğrenmem lazım. Sinan bana böyle hızlandırılmış bir Photoshop dersi verdi. Çok basic olarak oradan başladım Photoshop tasarımlarını yapmaya. Aynı o kung fu Matrix'teki oradan geliyor aslında. Sonra oturdum HTML öğrendim birazcık. Çok basic onları çözmeye başladım. Sonra üzerine kata 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 gitmeye devam ettik. Bir ara e, işte satış iş ortaklarımızın satış stoklarını, kampanyalarını, reklamlarını kurgulamaya başladık. Baktık işler büyüyor. Reklam tarafını geliştirmemiz gerekiyordu. E, hadi bakalım Facebook'ta reklam verelim. E nereye indireceğiz? E bir sayfaya ihtiyacımız var. O zaman bir landing page yapalım. Onları linkleyelim. Derken konu ayrı bir site yapmaya, oraya ayrı ayrı kategoriler ekleyip oraları linklemeye ve oradaki işin büyümesine kadar aslında evrilmeye başladı. Çok detay var. Bunları zaman zaman anlatırım belki. İşte farklı başlıklar altında anlatırım ama en çok önü öğrendiğim şeylerden birisi belki de şuydu. E, parçala, böl, yönet. Bu çok doğru bir kavrammış. Belki ilkokulda o zamanlar Osmanlı devletini işte o Osmanlı İmparatorluğu'nu anlatılırken şey derlerdi işte parçalı böl yönetle işte İngilizler işte böyle girdiler işte Balkanlarda ülkeleri ayrıştırdılar sonrasında onları yönetmeye başladılar vesaire vesaire. O zamanki hikayeler çok da aklımda yok. Ama işin özünde aslında birçok şeyi parçalara bölüp analiz edip ona göre yönetmek çok ciddi derecede işe yarıyor. Yani aslında burada Pazarlama olarak baktığımızda buna kendi nişini bul ve o dikeyde ilerle kısmı çok daha doğru olabilir. Bunun tabii ki bir sürü farklı adı var ama ben dikey pazarlarda, niş pazarlarda hareket etmeyi öğrendim. Yani en azından bu 8 yıllık süreçte bu konuda çok fazla de şey deneyimleme fırsatım oldu. Çünkü ne, nerede kötüyüm? Mes markette çok kötüyüm. Çünkü mesela hiçbir zaman iş yapamadım. Fiyat odaklı ürünlerde çok kötüydüm. Çünkü fiyat odaklı ürünler böyle nasıl diyeyim zaten fiyat odaklı. Yani fiyatı veriyorsun geçiyor. Niye pazarlama yapasın ki oluyor. Ama niş bir ürün seçtiğinde örnek veriyorum işte renk monitörleri. Color Pro'nun renk monitörleri. Biz o işe girdiğimizde doğru düzgün böyle bir pazar yoktu demeyeyim. Bu çok abartı olur ama tanımlanmamıştı aslında kimin ne yaptığı nerede ne olduğu insanların ihtiyaçlarının farkında değildi işte öyle pazarları dikey pazarları bularak böyle aslında yavaş 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 bir şeylerin nasıl olması gerektiğini öğrendim dolayısıyla dikey pazarlama benim çok sevdiğim bir alanlardan birisi oldu bir sonuç bana en çok bunu öğretti bir de aslında baktığınızda bir şeyleri münferit olarak analiz edip ona göre yorumlamayı öğrendim. Yani bir şey hakkında soru sormak çok güzel bir şeydir. Ki Baktığınızda çok daldan dala atlıyorum. Çünkü anlatmam gereken çok şey var. Zaten aslında bu podcast serisinde çıkış amaçlarından birisi buydu. Kendi kendime konuştuğum bazen anlamlandıramadığım şeyleri aslında burada bir platform üzerinden an anlamlandırmaya çalışacağım. Ee, en azından bunu burada belki ben tek başıma konuşacağım ama belki sonrasında beraber tartışma fırsatımız da olur. Bunları aslında irdelemek istiyorum. Dolayısıyla da dikey pazarlar Dikey pazarları öğrenmek, bir şeyleri böyle parçalayarak analiz edip üzerine çalışmak ciddi derecede bana çok şey kattı. Çok fazla şey öğrendim bu noktada. Bu da hayatımda işte geldiğimde, baktığımda işte şu an kendi şirketimi yapmama vesile oldu diyebilirim. Önemli unsurlardan birisi. Şimdi tabii yani pazarlama benim hayatımda pazarlama iletişimi bana yön veren ciddi unsurlardan birisiydi çok fazla şey öğrendim. İşte satışı içerisinde kattım öğrendim. İhtiyaçları çok öğrendim. İhtiyacı belirleyip ona göre bir çözümü üretmeyi, ona göre insanlara nasıl dokunuruz bunları öğrendim. Bunlar hep böyle hayatımda farklılıklardan birisi. Tabii de ciddi derecede müzik var, e, kitap var. Hayatım bir döneminde çok fazla spor yaptım, futbol oynadım. Hayatım hala spor çok ciddi derecede var. E, 2014'ün Mayıs'ından beri aslında bir fiil aktif olarak haftada en az iki olmak üzere kimi zaman 4 olmak üzere salona gidiyorum ve bir şekilde kafayı dağıtmak için spor salonunda vakit geçiriyorum. İşte çok büyük bir iddiam yok ama en azından zamanı yönetmeye çalışıyorum. İşte bu noktada spor kendimi rahatlatma, o stresi atma noktasında çok işime yarıyor. Tabii ki bir de bu motivasyon, disiplin konusunda çok fazla işime yarıyor. İşte Will Smith'in bir tane lafı vardı. Kitap okumakla koşmak mıydı ee, çok fazla insanı etkiliyor diye? Bu Instagram'daki reel'larda görüyorsunuz ya böyle motivasyonla ilgili bir sürü videolar. Onlardan birisi aklıma takıldı. Koşarken gerçekten bir yerden sonra bitsin de artık gideyim diyorsunuz ama bir yerden sonra artık vücudunuz devam etmenizi istiyor. İşte ağırlık kaldırıyorsanız daha fazla ağırlık kaldırmanızı istiyor. Spora gitmediğinizde kendinizi suçlu hissetmeye başlıyorsunuz. Moraliniz bozuluyor. Mesela bu hafta arabayla spora gidemedim. ...kar vardı ve çok canım sıkkın... ...gerçekten gidemedim canım çok sıkkın... ...spora gitmek istiyorum... ...hayatımı yönetmeyi o yüzden aslında çok seviyorum... ...çünkü aslında biraz obsesif tarafım da var... ...her şeyin böyle belli bir saati olsun... ...ve e, o obsesiflikle... ...o saatte onu yapayım... ...bu saatte bunu yapayım bir şeyler... ...bu planımı bozduğunda gerçekten bozuluyorum... ...canım çok sıkılıyor... ...işte spora gitmek... ...şu an mesela sabah 8 ile 10 arası... ...haftada 4 gün spora gidiyorum... Şu an gidemedim ve bu benim planımı aksattı ve çok cidden moral bozukluğu benim için. Onun haricinde haftada 5 gece kitap okumaya çalışıyorum. Bu sene işte kendime hedefler koydum. Bu pot, yani bu konu böyle tabii ki daldan dala seçerek, sekerek gidiyor bu podcast. ilk podcast olduğu için. Çünkü birazcık daha aslında size ne yapmak istediğimi anlatmak istiyorum. Ne yaptığımı anlatmak istiyorum. Hoşunuza giderse dinlersiniz. Tercih sizin. Ama günün sonunda diğer podcastlerimde aslında size zaman yönetimini nasıl yaptığımı. işte şu an için ayda iki kitap. Kotam var. Her ay iki kitap okumam gerekiyor. Bu sene kendime 24 kitap bitireceğim diye en azından bir hedef koydum. Bunu başarmayı planlıyorum ve belki de her ayın son haftası, belki de ilk haftası... ...o ay okuduğum kitaplarla ilgili yorumlarımı aslında size aktarmak istiyorum. Kitapla ilgili kesinlikle bir bölümüm olacak. Okuduğum kitaplardan belki sizinle bir şeyler paylaşacağım. Aynı şekilde işte Hardware Business Review'un hem yabancı hem Türk olan uygulamalarını takip ediyorum. O tarafta çok fazla makale okuluyorum. Onun haricinde Inc'i işte Forbes'u, Medium'u çok fazla yerden, çok fazla bloktan içerikle doldurmaya beslemeye çalışıyorum kendimi. Çünkü okumayı seviyorum. Bir de öğrenmek bazı şeyleri çok ciddi derecede tetikliyor. Maalesef çok fazla yabancı kaynak tüketiyorum. Bunu az önce de söyledim. Oradaki şeye ithaf belki de İngilizce öğrenmek hayatımı gerçekten değiştiren noktalardan birisi. Birçok şeyde içerik okurken ana kaynağına gitmeyi çok seviyorum. Ve Türkiye'deki kaynaklar beni böyle birazcık ne bileyim sığ kalıyor. Belki diyeceksiniz ki o zaman sen de İngilizce konuş. İngilizce olarak git globalde anlat. Ona da belki sıra gelir. Zaten bu podcast ile ilgili Planım geçen sene çok daha erken başlamaktı. Birkaç kere kapanma geldi. Daha öncesinde bir yer kar, e, kiralamak istedim. İki kere kiralamak istedim. Ondan sonrasında e, olmadı. İşte burada da aslında hakların tuhaf projesi içerisine giriyor. Onlar şu an kaydıda yaptığım Cihangir'deki ofisi tuttular. bir Buranın tadilatıydı vesairesi. 2-3 ayda burada kaybettik. En sonunda işte bir ekipman alınacaktı. Dedim hadi alıp başlıyoruz ve alıp başladım. Hikaye aslında en kısa şeyi bu birikmişliklerin anlatılmasıydı. E, dolayısıyla da bunları anlatırken bu okuduğum kitaplar, takip ettiğim bloglar, makaleler bunların hepsiyle ilgili aslında anlatmak istediğim şeyler var. Birçoğu aslında hep böyle pazarlama iletişimi dikeyinde olacak ama kimi zaman bazen... Teknoloji de anlatmak istiyorum. Kullandığım ekipmanları, teknolojileri de anlatmak istiyorum. Çok böyle deli gibi bir geek değilimdir. Deli gibi teknoloji fanı değilimdir ama ihtiyacıma doğru olan ürünleri alıp kullanmayı ve basitleştirmeyi çok seviyorum. Birazcık daha e, minimal şeyleri daha çok seviyorum. Böyle basit olmalı birçok şey benim için. Basit ama derin. Aslında bu çok garip bir kavram. Belki ileride bir gün bunu da konuşabiliriz. Bu aslında bu benzetme Twitter gibi. E, Twitter ilk geldi 144 mü 145 karakterdi galiba. O kadar içerisinde anlatmanız gerekiyordu bir şeyi. Ama ben Facebook adamıydım abi saatlerce yazardım böyle. Yani bir karış yazdığım şeyler vardı. O zaman o gençliğin verdiği birazcık daha ateşle diyeyim o asabiyetle ve anarşizmin içinde gelen böyle duygusuyla laf sokma vardı. Ta ki Gezi'ye kadar. Gezi'de ülkenin laf sokulamak kurtulamayacağını gördük. Zaten kurtarmayı planlayan birçok kişi kendini kurtarıp yurt dışına gitti. Kalanlar da biz buradayız. Gezi deyince ona da atıfta bulunayım. Taksim'in Gezi'den sonra çöküşünün en azından müzik çöküşünü çok güzel bir şekilde yaşadık. O zamanlar Line'da sahnedeydik. Cuma cumartesi geceleri çalarken saat 1'de sahneden inemezdik ekipmanlarımıza. Kızlı erkekli gruplar tonlarca insan çok güzel bir kültür orada mahvoldu. Gezi'den sonra taksim bitirdiler. Sonra da bir daha o kültürü yakalamak zor olacak. Nasıl ben az önce şeyden bahsetmiştim. Bizim Tekirdağ'da çok güzel bir gençlik yaşadığımızdan. Burada da aslında Taksim kültürü ciddi derecede Gezi'den sonra onu da bitirdiler. Şimdi çok daha farklı bir kültür var. Müzik tüketme alışkanlıklarımız da değişti. Biz işte nispeten analog setuplarla set 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 müzik yapan insanlardık. İşte davulu vardı, gitar, bas, vokal, klavye neyse. Ama şimdi daha fazla DJ performansları var. Müzik kültürü de değişiyor. E, müzik mekanları da değişiyor. Ayakta duramıyorlar. Zaten o ayrı bir konu. Burada şimdi buna bırakacağım. Yoksa <laughs> farklı yerlere gitmeye başlayacak konu. Neyse. Podcast'ı gene e, atıfla devam edersek. Bir kısaca bir hemen toparlayayım. 12-13 yıllık bir teknoloji şirketleri mazisinden sonra işte kendi şirketimi kurdum. Kendi iletişim şirketimi kurdum. İletişim adına yapılabilecek her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Burada farklı aslında araçlar kullanıyoruz. En büyük en önemli özelliklerinden birisi bu belki de. Sosyal medyayı kullanmak orada belki de bir tane iki tane post atmak olmuyor. Ama kümülatif olarak onları işte arka tarafta insanların ihtiyaçlarını anlayıp ona doğru içerikler üretip o içerikleri farklı platformlarda, farklı mecralarda bazen reklam olarak, bazen bir podcast olarak, bazen bir influencerla ürün incelemesi olarak ya da ürün yerleştirmesi olarak bir şekilde günün sonunda satışı besleyecek aktiviteler olarak bir yere indirmeye çalışıyoruz. Belki de bu bana çok gelecek sorulardan birisi bana çok soruldu. Memnun musun diye konuştum. Birçok kişi bunu da soruyor. Eski işimi çok seviyordum. Yisuni'yi çok seviyordum. Bütün iş arkadaşlarımı çok seviyordum. Çok güzel bir aileydik ama Artık benim o kaptan çıkmam gerekiyordu ve çıkmaya karar verdim. Hala hepsiyle çalışıyoruz. Hala hepsi neredeyse iş arkadaşım, arkadaşım, arkadaştan öteler. Dolayısıyla da ama kendi ayaklarımın üzerinde durmak gerçekten farklı şeyler öğretti. O zamanki yaşadığım zorluklarla şu zamanki yaşadığım zorluklar çok farklı. İşte o zaman Hasan abiye de bunu söylüyorum. Bazen ona kızardım farklı şeyler konusunda. Bakış açısı olarak farklı şeyler düşünürdüm. Ama şu an onun bakış açısını bazı yerlerde yakalıyorum ve aslında ona daha fazla hak vermeye çalışıyorum. Günün sonunda işte şu an bu sene 40'ıma giriyorum. 40, 40 yaşıma gireceğim. Dolayısıyla bazen yaşlandıkça sanırım konuşmayı da azaltıyoruz. Ya da buradaki şey çok farklı. Bu podcast'ı yapma nedenlerimden birisi de bu. Bazen bazı konular hakkında böyle saatlerce konuşabilirsin. Bazense susmak daha iyi geliyor. Çok uzun zamandır aslında susmayı tercih ediyordum. Susmak bazen daha keyifli olabiliyor. Onun değeri daha güzel. Ama şu anda dedim ki hadi yapalım bu işi. Ve podcastimi yapmaya başladım. Susmakla ilgili de farklı bir anım var. Onu da burada kısaca anlatayım. Toplantılara giderdik. Ben genellikle susan taraf, dinleyen taraf olurdum. Sonra beni çok beğenirlerdi. Hani Serhat çok iyi bir adam falan filan. Halbuki hiçbir şey söylememişimdir. Çok ufak bir detay ama İnsanların dinlenmeye ihtiyacı var. Herkes kendini anlatmayı çok seviyor. Bunun yeri toplantılar mı tartışılır? Ben kendimi anlatmak için bu platformu seçtim. Genellikle son yıllarda özellikle çok sessiz kaldığımı, çok konuşamaz olduğumu fark ettim işle ilgili. Ee, yazmak zor geliyor. Çünkü ne bileyim işte yazmayı denedim bir ara. 3-4 yıl önce bir blog yazmayı denedim ama tutturamadım. Ama şimdisinde de böyle konuşmak daha kolay geldi. Özellikle Sinan başımın etini yiyor. podcasti yap artık diye. Sinan'a kalsa şu an burada aslında önümde bir de kamera olacaktı. Kendine iş çıkartacaktı. Post prodüksiyonu da yapacaktı onun. Postlarını da yapacaktı. Kesme biçme işlemlerini ama belki de kamera kısmı, görüntü kısmı birazcık daha sonra gelir. Şimdilik bu podcast serisinde e, yavaş yavaş da toparlayayım. Yarım saate yaklaştık. Bu podcast serisinde neler olacak? Bir gün ben aslında e, haftada iki gün podcast yayınlamayı düşünüyorum. Mum, yani bir Allah bir kaza bela vermezse salı günleri tek başıma aslında konuşacağım. Kendi anlatmak istediğim hikayelerimi anlatacağım. Pazarlamayı, kitapları, blokları, makaleleri. E, bu noktada işte spora gidiyorum. Sporla ilgili maceralarımı, daha öncesinde yaşadığım maceraları. işte bir sürü hikayem var anlatacağım. Anlatmak istediğim. Onları anlatmaya çalışacağım. Perşembe günleri de aslında konuklarım olacak. Perşembe günkü konuklarım... Mümkün mertebe iş hayatımdan tanıdığım Sevdiğim dostlarım, eşim, dostum, abilerim olacak. Ee, onlarla kendi hayatları üzerine konuşacağız. Bazen farklı şeyler anlatacağız. İşte onların hayatlarına yön veren noktalar. Burada tabii çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Ee, ben bunu kaydettiğimde zaten ilk yayına girmişti podcast'in. Önümüzdeki 3-4 tane podcast'ı de kaydettik. Dolayısıyla sorularınız olacaksa bana yazın bir şekilde size yanıt vermeye çalışacağım. Yanıt veririm zaten. Dolayısıyla da toparlarsam haftada iki gün podcast yayınlamak istiyorum. Belki ileride dediğim gibi görüntülü olabilir. İlk başta tek başıma olacağım. Bu şekilde yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Yıllarca kendimi bu son zamanlarda da çok moda mükemmellikle ilgili birçok şeyin aslında mükemmelliğin hayatımızda nasıl zorladığını ve bizi ne kadar çok Kutuda bıraktığını kapalı bir alana sıkıştırdığını mükemmelliğin arkasına saklanarak bazı şeyleri yapamadığımızı çok fazla görüyorum paylaşılıyor herkesle yaşadığı şey bu mükemmel olmak için uğraşıyoruz ama burada aslında ben birazcık onu kırmak istedim başlamak istedim çünkü adım atmak başlamak ciddi derecede önemli bir şeydi bazen bir karar verdiğinizde özellikle son zamanlarda bunu çok yaşıyorum bir kararda çok fazla tutuluyorsan içimdeki sesin neden orada durduğunu anlamlandıramıyorum. Bazen iyi oluyor bazen yola çıkmak gerekiyor. Şu anki benim yaptığım şey aslında yola çıkmak. E, yola çıktım. Nasıl olacak bilmiyorum. Neler anlatacağımla ilgili çok fazla datam var elimde. Kitaplarım var, çok fazla makalelerim var. İçerik konusunda sıkılmıyorum. E, misafirlerim, konuklarım konusunda da sıkıntı yaşamıyorum. Muhtemelen şu an elimde 35-40 kişilik bir liste var ama... ...6 ay diye planlamıştım. Muhtemelen sene sonuna kadar çok rahat bir şekilde gideriz diye düşünüyorum... Ee, dolayısıyla da anlatacaklarım birazcık benim hikayem olacak. Pazarlama iletişim olacak. Teknoloji olacak. Spor olacak. Kitap olacak. Seyahat edemiyoruz iki yıldır ama seyahatle ilgili yapmak istediklerimle ilgili anlatmak istediklerim var. Seyahatlerin bana kattığı seyahat dediğimde de böyle iki üç günlük şeyler yaptım. Bir İngiltere uzundu ama Wilsonic'de çalışırken çok farklı şehirlere gidip deneyimleme fırsatı buldum. Ee, farklı kültürlerin farklı yerlere gidip bana kattıkları şeyleri aslında paylaşmak istiyorum çok böyle özel bir konuda ilerlemek istemiyorum bazen belki de pis metalci günlerime gelip dinlediğim müziklerden Spotify listesi üzerinden konuşabiliriz gruplardan konuşabiliriz önceden Taksim'de gidip kafa salladığımız pis biraları içtiğimiz günleri konuşabiliriz ziyade edebiliriz bazen gelecek bambaşka müzikler dinlerken beni görebilirsiniz Dua Lipa'da dinliyorum artık Dolayısıyla İngiltere'nin bende kırdığı şeylerden birisi farklı müzik tarzlarının da aslında rahat bir şekilde dinlenebileceğiydi. Bu önemli bir şey. İngiltere ile ilgili bana en çok kalanlardan birisi Simple Red mesela. Simple Red'i çok severim. Sonrasında da aslında farklı müziklere de yelken açtım. Neyse belki bir gün sporla ilgili bir şey anlatabilirim. Başka başka şeyler anlatabilirim yapacağım çok fazla proje var. Bu senenin 2022'nin gerçekten kendim için önemli bir yıl olacağını düşünüyorum. Kendime ilk defa uzun zamandan sonra çok fazla hem zaman ayırdım hem de çok daha net planlar çizdiğimi düşünüyorum. Buradan spordan kendi özel hayatımdan işte kitaplara kadar spora kadar ailemle yapacaklarıma kadar vesaire çok detaylı planlarım var bugünkü podcasti dinlerseniz Tabii ki ben bugün diyorum ama Fethi dumanın hayattaki dengemi arıyorum diyordu aslında Aslında hepimiz birazcık dengemizi arıyoruz Ben de burada aslında kendi hayatımdaki dengeyi Belki de size anlatmaya çalışacağım bana bu yolculukta eşlik ederseniz çok sevinirim e, Şimdilik benden bu kadar bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın